Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Melda Altınkaya. Bugün sizlerle cümlede anlam konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Soruyu okuyarak başlıyoruz önce. Bu cümlede aşağıdaki önerilerden hangisi vardır? Şimdi cümleye bakalım. Rüzgarın yönünü değiştiremiyorsan yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Demek ki bir durumun, yorumluyorum cümleyi, içinden çıkamıyorsan, yani engelleyemeyeceğin durumlar varsa hayatta, rüzgarın yönünü kendimiz değiştiremeyiz değil mi? Yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Demek ki karşına çıkan olumsuzluklara, engellere göre kendin bir yöntem geliştirmeye çalış diye bize bir tavsiyede bulunuyor. Hedeflerinizi belirleyin, öyle hareket edin. Hayır, bir hedef belirlemekten bahsetmedi. Aksine belki de buna giden bir yolda değiştirmeniz gereken şeyler var demek istedi. Alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Burada bir alışkanlıktan söz etmedi aslında. Davranışlarımız, engeller karşısındaki tepkilerimizden söz ediyor. Bakış açınızda farklılıklar oluşturun. Bakın, değiştirmemiz gereken şey aslında engelleyemediklerimiz değil, kendimizde değiştirebileceklerimiz. Yani bakış açımızda değiştirebileceklerimizden söz etmişti. C şıkkı zaten cevap olarak karşımıza çıktı. Denizli'ye bakalım. Hata yapmaktan korkmayın. Hayır, bize vermek istediği bu değil. Bize tavsiye ettiği bu değil. Bu yüzden Ceyhan'lı cevap. İnsanın alacası içindedir sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, dışında değil, insan içinde ne yaşıyorsa yaşar ve onun aslında nasıl biri olduğu içini tanıdıktan sonra anlaşılır. Dışarıdan baktığımızda kimse kimseyi tanımış olmaz buradan çıkardığım sonuca göre. Acının ve sıkıntının en çok sahibini etkilediği, hayır, bunun anlamı bu değildir. Açgözlü ve duyumsuz olmanın zarar vereceği, bununla ilgili hiçbir şey söylemedi zaten bize. İnsanın hata yapmaya meyilli olduğu, bu da değil vermek istediği anlam. Dış görünüşün gerçek değerin kesin ölçüsü olmadığı, evet, insanlar az önce bahsettiğim gibi işte, aslında gerçek karakterlerini içlerinde yaşarlar ve onları tanıdıkça ortaya çıkar. Dış görünüşünden anlaşılmaz anlamında bir söz. 3'e bakalım. Bu cümlede çocuklarla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Çocuk için okuduğu öykünün adı, yazarı yoktur. Kahramanı vardır sadece. Şimdi çocuklar hikayeleri, öyküleri okudukları zaman onların adını veya kim tarafından yazıldıklarını unutabilirler. Ama içlerindeki kahramanlarla kendilerini özdeşleştirebilirler, tanıdıklarıyla özdeşleştirebilirler. Onlar da hayranlık uyandırabilir bu kahramanlar. Ve en nihayetinde kahramanlar akıllarından çıkmaz çocukların. Bakalım, daha çok kendilerini etkileyen kitaplar okudukları. Hayır, bizim kahraman odaklı, karakter odaklı bir şıkkı bulmamız lazım. Okudukları yazının türüyle hiçbir zaman ilgilenmedikleri, yine burada bize kahramanlarla, karakterlerle ilgili bir şey söylemedi. Ünlü yazarların eserlerine daha çok ilgi gösterdikleri, aksine okuduğu yazarın, kitabın yazarının, öykünün adının çocuklar için bir önemi yoktur demişti. Okuma sürecinde sadece öykünün kahramanlarına odaklandıkları, evet, burada söz ettiği buydu. Yani çocuklar için bir kitabın kahramanı, yani karakterleri önemliydi. Geri kalanın bir önemi yoktu. 4'e bakalım. Bu cümlede sevgiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Tohum yetmiyor, çapa istiyor sevgi. Şimdi gerçek anlamda düşünelim bu tohumu, çapayı. Tarlaya ekilen tohumlar, çocuklar tek başına kendiliğinden büyüyemez değil mi? Onlar için bir şeyler yapılması gerekir. Sulanması, işte çapa yapılması, zamanla ekinin biçilmesi gibi bir şeyler yapılması gerekir. Sevgi de böyledir diyor. Yani demek ki sevgi uğruna da bir şeylerin yapılması lazım. Biz nasıl ki tarlada tohum için emek vereceksek, sevgi için de aslında emek vermenin önemini anlatıyor bize. Şıklara da baktığımızda karşılık beklemenin, yüreğinde hissetmenin, beklentisiz olmanın, hayır, emek vermenin önemini vurgulamıştı. 5'e bakalım. Soruyu okuyarak başlıyoruz. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? İyi bir adamın yaşamının en iyi bölümü, göstermiş olduğu küçük, adı konmamış, unutulmuş nezaket davranışlarıdır. Bakın,
İyi bir adamın yaşamının en iyi bölümü. Demek ki en önemli şey diyor yaşamda nezaket davranışları. Yani aslında burada kastettiği nezaket, nazik olma, saygılı olma, kibarlık anlamında bir söz. Bu da A şıkkında vardı. 6'ya bakalım. Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yenilerini almadan eski ayakkabılarını atan çıplak ayakta kalır. Kendiniz için, kendimiz için düşünelim çocuklar. Yeni bir ayakkabı almak istedik. Ama henüz onu almadan eskisinden kurtulursak, eskisini kaldırıp atarsak, yenisini alana kadar geçen süreçte hazırlıksız yakalanmış olacağız. Çıplak ayakla kalacağız. Demek ki yenisini aldıktan sonra belki ondan ayrılmak daha doğru bir davranış olur. İsrafı çağrıştırabilir bu bize. Bunun çeldiricisi de zaten birazdan cevabı söyledim ve göreceksiniz. Aslında A şıkkı. Ama bize vermek istediği birden fazla ayakkabıya sahip olmanın gereksiz olduğu falan değil. Ona sahip olmadan diğerinden vazgeçmemek gerektiği. Yani tedbirli olmak gerektiği burada vurgulanan. Düşünceli davranma, değer bilme veya israftan kaçınma değil. 7'ye bakalım. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel bir yargı meydana gelir. Şimdi öznellik ve nesnellikten söz edelim. Burada bizim için anahtar kelime kanıtlanabilirlik çocuklar. Öznel cümleler kanıtlanamayan, doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanamayan, kişisel duygu, düşünce, görüş içeren cümlelerdir. Nesnel cümleler doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilen cümlelerdir. Yorum, duygu, düşünce, görüş içermezler. Bizim bu ikinci söylediğime göre bir söz grubuyla tamamlamamız gerek bunu. Yazar evrensel değerleri yalın bir ifadeyle çarpıcı olarak aktarmış. Şimdi çarpıcı olarak aktarmış dersem bu benim yorumum olur. Bir başkasına göre de çarpıcı değildir, etkili bir anlatımı yoktur belki. Öyleyse bunu eklersem öznel bir anlam kazandırırım. Samimi bir duyguyla yansıttığını söylüyor. Bakın, yazar evrensel değerleri samimi bir duyguyla yansıttığını söylüyor. Biz bu yazarın bunu söyleyip söylemediğini kanıtlayabiliriz. Değil mi? Bunu söyleyip söylemediğini, doğru olup olmadığını kanıtlayabiliriz. Öyleyse nesnel bir anlatım kazandırmış oluruz. Büyük bir ustalıkla dile getirmiş dersem yine kendi görüşümü yansıtmış olurum. Yani bir başkasına göre, az önce de söylemiştim, çok da etkili olmayabilir. Kişisel görüş var, öznel. Önce incelikli bir anlatımla süslemeyi ihmal etmemiş. Aynı durum burada da var. Övmüş yazarın ifadelerini. Kişisel bir düşünce bir başkasına göre bu kadar etkili olmayabilir. O yüzden öznel. Doğru cevap Bursa olacaktı. Söyleyip söylemediğini kanıtlayabildiğimiz için. 8'e bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde örtülü anlam yoktur? Şimdi çocuklar, örtülü anlam dediğimiz şey cümlede bize verilen anlam dışında farklı anlamların da çıkarılabildiği cümleler. Yani altında başka anlamlar da var demek. Bakıyorum, giderken teyzemlere de ufak bir hediye almayı unutmayalım. Şimdi teyzemlere hediye alacağız da dediğime göre bir başkasına da alıyoruz ya da almışız hediyeyi. Burada bir örtülü anlam var. Bir öğrenci grubu okulun bahçesinde fidan dikiyor. Bir öğrenci grubunun okul bahçesinde fidan diktiği dışında başka bir anlam çıkaramadım ben bu cümleden. Bu dursun. Bazı günler yalnız kalıp birazcık başımı dinlemek isterdim. Bakın, bazı günler dedi. Demek ki geri kalan günlerde bunu yapmak istemiyormuş. Böyle bir anlam çıkarabildim. Örtülü anlam var. Son testteki soruları çözememiş, yine benden yardım istedi. Bakın, yine diyorsa tekrarlanan bir davranış var burada. Yani daha önce de yardım istemiş. Örtülü anlam burada da var. Öyleyse diyorum, doğru cevap Bursa. 9'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kesin olarak, bu ifadeye dikkat, çıkarılacak bir yargıdır? Yeni şairlerin yolunu ısıtmaya devam edecek şairlerimizden olan şairin adına düzenlenen Behçet Necatigil Şiir Ödülü 30. kez sahiplerini buldu.
Yeni şairlere örnek olmak eski şairlerin görevidir. Hayır, bize böyle bir sorumluluk, böyle bir görevleri olduğundan söz etmedim. Behçet Necatigil üretken bir şairdir. Bilmiyoruz eserlerinden kaç tane şiir yazdığından, eser yayınladığından bahsetmedi. Edebiyatımıza birçok şair adına ödül verilmektedir. Behçet Necatigil adına verildiğini biliyoruz da bu paragrafa göre başkalarıyla ilgili verilip verilmediğini söylemedi. Bilmiyoruz. Behçet Necatigil adına verilen ödül gelenekseldir. İşte buna bu paragraftan ulaşabiliyoruz çocuklar. Çünkü 30. kez düzenlenmiş. Artık gelenekselleşmiş, düzenli bir şekilde sürekli yapılan bir eylem. Buna ulaşabildiğim için doğru cevap Denizli diyorum. 10. soruyla devam edelim. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi nesnel bir yargı içermektedir? Neydi anahtar sözcüğümüz? Kanıtlanabilirlik. Doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilir olanlar nesneldi. Kişisel duygu, düşünce, görüş içermemeliydi. Toprağın doğal örtüsüdür ot. Bakın burada bir yorum yok. Herhangi bir görüş, duygu, düşünce mevcut değil. Ama bir bekleyelim, diğerlerine de bakalım. Bir şıkta, yani Adana olduğunu düşündüğünüz şıklarda hemen lütfen işaretleme yoluna gitmeyin. Bütün cümleleri inceleyerek ilerleyin. Gözümüzden bir şey kaçmış olmasın. Kimi bakışa bodur gözükse de bu ipince nesnecik yerlerle sağa sola öyle nazlı nazlı sallanır ki. Bakın kendi yorumunu yaptı yazar. Nazlı nazlı sallandı ona göre. Bir başkasına göre bu ifade çıkarılmayabilir bu anlam. Dünyaya renkli renkli diri bir armağandır o. Otların dünyaya bir armağan olduğunu düşünüyor. Bir başkası da belki bundan rahatsızlık duyuyordur. Öznel bir ifade yine. Genelde yaşamın dolayısıyla da tüm karmaşık getiri götürüsüyle insan yaşamının bir deyişle başlangıcıdır ot. Bu yine kendi düşüncesi bu yazarın. Bir başkasına göre o değildir de sudur. Belki örnek veriyorum ya da otun varlığından bu kadar mutluluk değil de rahatsızlık duyuyor olabilir birisi. Ama dediğimiz gibi A şıkkı kişisel duygu, düşünce, görüş içermiyor. Bu yüzden nesnel bir ifade. 11 ile devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç, diğer adıyla neden sonuç ilişkisi söz konusudur? Yani bir durum ortaya çıkıyor. Çıkacak veya çıkmış, bunu bize sebebiyle söylemesi lazım cümlede. Aradığım kitabı hiçbir yerde bulamadığımı biliyor musun? Bu cümlede neden sonuç anlamı yok. Yağmurun yağmasıyla hepimiz otobüs durağının içine girdik. Otobüs durağının içine girilmiş, sebebini de veriyor bize. Çünkü yağmur yağmış bakın. Burada bir neden, burada da bu nedenin doğurduğu sonuç var. Dursun B şıkkı. Kendini hazır hissediyorsan sınavlardan korkmana hiç gerek yok. Burada bize bir ipucu verilmiş. Sase şart kipi. Bu cümleye şart koşul anlamı kazandırır. Yani sınavlardan korkmana gerek yok. Eğer hazır hissediyorsan şartımız var. Nedenimiz değil. Gitti. Bunca olan bitenden sonra hala tatile gitmeyi düşünebilir miyim bilmem. Burada da bir neden sonuç anlamı göremedik. Öyleyse diyoruz cevap Bursa. Otobüs durağının içine girmemizin sebebi yağmurun yağması. Hatta şu şekilde sağlamasını da yapabiliriz. Yağmurun yağması nedeniyle hepimiz otobüs durağının içine girdik dediğimde neden sonuç olduğunu bize gösteriyor. 12'ye bakalım. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa amaç sonuç anlamı bildirir. Bu defa az önceki gibi nedeniyle değil de amacıyla ifadesinin uygun şekilde o cümleye yerleşebiliyor olması gerek. Geleceğe umutla bakmak için bugünün altyapısını iyi kurmaya çalışıyor. Bugünün altyapısını iyi kurmaya çalışıyor çünkü bir amacı varmış. Bakın geleceğe umutla bakmak sağlamasını yapıyorum. Geleceğe umutla bakmak amacıyla bugünün altyapısını iyi kurmaya çalışıyor. Uygundur. Ama diğerlerine de bakıyorum. Geleceğe umutla bakmak bütün insanların hedefleri arasında yer alan bir durumdur. Böyle bir amaçtan bahsetmedi. Geleceğe umutla bakmak insanın birçok amacını gerçekleştirmesinin temelidir. Bakın buradaki amaç ifadesi bizi yanıltmasın. Cümlede verdiği bir amaç sonuç anlamı yok. Geleceğe umutla bakmak bir ülkenin geleceği için son derece önemlidir. Hangi amaçla bilmiyoruz. Burada da yok. O yüzden doğru cevap Adana diyoruz.
13'e bakalım. Numaralanmış cümlelerden hangisi anlamca diğerleriyle çelişmektedir? Çelişme ifadesine çok dikkat edelim. Zıttı olma, karşıtı olma, tam tersi olma anlamı vardır çelişmede. Bakalım. Yaşamda hiçbir şey insana paketlenmiş şekilde verilmiyor. Demek ki insanlar hazır bir şekilde elde etmiyorlar diyor bu cümle. İnsanlar bir şeye ulaşmak için mücadele etmelidir. Bakın benzer şey, hazır ve kolay yoldan elde etmiyorlar demek ki. Emek harcanması gerek. Sürekli çabalamak, başarmak yakında yapılacak en son başarmak yolunda yapılacak en son şeydir. Burada da çabalamanın önemsiz olduğunu söylüyor. Halbuki diğerlerinde çabalamak gerektiğinden bahsetmişti. Bu burada dursun. Başarı merdivenlerini tırmananların elleri cebinde değildir. Çünkü emek sarf ederler, mücadele ederler. 1, 2 ve 4'te benzer kullanım var ama 3'te bunların tam tersi bir anlam var. Bu yüzden Ceyhan'da çelişiyordu diğerleriyle. 14'e bakalım. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Bakın birebir aynı olmak zorunda değil. En yakın anlamı bulmaya çalışıyoruz. İnsanı eğiten, geliştiren, kendinin katlandığı sıkıntılardır. Demek ki insanlar acılar, sıkıntılar işte çektikçe, engellerle karşılaştıklarında hayatlarında aslında bir yandan tecrübe edinmiş, kendilerini geliştirmiş, eğitmiş oluyorlar. Bu cümlenin verdiği anlam bana bu. 2'ye bakıyorum. Öğrenmek için türlü sıkıntılara katlanan insan başarılı olur. Bakın buna benzer bir kullanım var. Sıkıntı çekilecek, sonucunda bir şeyler öğrenilecek ve başarılı olunacak. Sıkıntı çekilecek, sonucunda gelişilecek, eğitilecek. Benzer bir kullanım. Acının öğretici olduğu yerde insan onun çırağıdır. İnsanlar acıyla öğrenirler gibi bir kullanım var. Ve burada bakın eğitmek, öğretmek. Neredeyse birebir aynısı olmasa da birbirine çok yakın iki ifade. Öyleyse burada da bir benzerlik görüyorum. İnsanın er ya da geç acıyla karşılaşması kaçınılmazdır. İnsan eninde sonunda acı çeker diyor. Bununla ilgili hiçbir ortak ifade yok. Dördün olduğu şıkları eledim. Diğerleri arasında da en yakın olanına bakıyorum çocuklar. Bakın yakın anlamlıdır demedi. En yakın olanı bize sordu. Bu da insan acılar sayesinde eğitilip geliştiriliyor. İnsan acılardan bir şeyler öğreniyor ve onun çırağı gibi aslında öğrenerek ilerliyor hayatta. Öyleyse 1 ve 3 anlamca birbirine en yakın olan ifadeler. Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan ikinci olur? Bu sıralama sorularına lütfen dikkat edelim. Zincirin halkası gibi düşünün. Hani birinin bittiği yerden diğeri devam edecek. Tamlamalar olabilir aralarında. Buna dikkat. İnsanı masallar dünyasının geçmişi itiklere uzanan değişik evrenine götürür. Ürgüp'ün taştan yapılmış boz evleri. Şimdi buradaki değişik evrenine götürür ifadesi cümlenin bitişini verdi bize, yüklemini verdi. Öyleyse bunun sona geleceğini bilelim. Bu cümlenin sonunda yer alacak. Özneyi başa almamız lazım bizdeki kural yapısına göre. Bakıyorum, geçmişi itiklere uzanan Ürgüp. Burada bir tamlama görüyorum. Birbirinin devamı ifadeler. Başa aldım. Ürgüp'ün taştan yapılmış boz evleri. Devam ediyorum. Buraya da insanı masallar dünyasının değişik evrenine götürür. Yine bir tamlama söz konusu. Masallar dünyasının değişik evreni. Öyleyse diyorum doğru sıralama bu. Baştan ikinci olan da dördüncü ifade. 16'ya bakalım. Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Morali bozulmasın nokta nokta başımızdan geçen olayı İbrahim'e anlatmadık. Ne getirilebilir? İbrahim'e anlatmıyoruz. Morali bozulmaması için. Ama buradaki anlamca getirilmesi gereken ifade morali bozulmasın diye olur. Yine neden sonuç anlamı katar. Uygun ifade budur. Diğerine bakalım. Bu cümleye aşağıdaki kelimelerden hangisi öznellik katmıştır? Neydi? Kişisel duygu, düşünce, görüşler vardı. Kanıtlanamayan ifadelerdi öznel olanlar. Halil amca elindeki buğdayları toprağa cömertçe serpiştirdi. Bakın Halil amca buğdayı toprağa serpiştirmiş. Buradaki cömertçe ifadesi yazarın kendi yorumu. O yüzden cümleye öznellik katmış.
Söyleyecekleriniz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.